Hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu konu aynı zamanda SRC sınav sorularında da çıkar arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Trafik tanzim işaretleri, anlamları ve sorularını birlikte değerlendireceğiz. Evet, yeni görsel sınav soruları. Evet, birinci tanzim işaretimiz dur. İkinci tanzim işaretimiz yol ver. Dur levhası fasılalı yanıp sönen kırmızı ışıkla aynı anlamdadır. Bakın adı üzerinde dur. Karşındaki araçlara yol ver ve dikkatli geç. Yol ver işareti tali yolda bulunur. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışıkla aynı anlamdadır. Yine aynı şekilde duruyoruz. Karşımızdaki araca yol veriyoruz ve dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Bakın tali yol, yol ver ve dur tali yolda bulunur. Ana yol işareti, evet gördüğünüz gibi ana yol işareti sarı. Hemen bir sınav sorusu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Evet, bakın tali yoldan yani tali yol işaretini bize sormuşlar. Cevap Adana seçeneğidir. Karşıdan gelene yol ver. Kırmızı şeritteki bakın buradaki karşıdan gelene 2 numaraya yol vermesi gerekiyor. Taşıt giremez işareti o yolun o yönden kapalı olduğunu bize bildiriyor. Bisiklet ve motorlu bisikletler, el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerini yasaklanmış olduğunu bize işaret bildiriyor. Sınav sorusu aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi girişi olmayan yol anlamındadır? Bakın girişi olmayan. Adana seçeneği taşıt trafiğine kapalı yol. Bursa seçeneği azami hız sınırı 70. Ceyhan seçeneği motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Denizli seçeneği ise girişi olmayan yol. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Diğer soru şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü bakın şuradan giden bir numara nasıl davranmalıdır? A hızını artırmalıdır. B önündeki aracı geçmelidir. C öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalıdır. D daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermelidir. Evet, daralan yol kesimi dikkat ederseniz bakın sağdan daralan kaplama yani karşı yöne gitmekte olan bir nolu araç sürücüsüne diyor ki daralan kaplamaya giriyorsun. Karşıdan gelen araca yol vermelisin. Evet. Evet. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Bakın iki yönlü karayoluna yaklaştığımızı Adana seçeneği, Bursa seçeneği karşıdan gelene yol ver işaret. Yani bir numara, iki numara dediğimiz zaman bir nolu araç sürücüsü karşıdan gelen iki numaraya yol vermesi gerekiyor. Ceyhan seçeneği bütün yasaklamaların kaldırıldığını yani kim için? Bir nolu kamyon için değil mi? Bir nolu kamyona diyor ki iki nolu araç otomobili dikkatli bir şekilde sollama yapabilirsin. Denizli seçeneğinde de bakın aynı şekilde. Bir nolu ve iki nolu araçlar sollamanın bittiğini dikkatli bir şekilde sollama yapılabileceğini işaret bize bildiriyor. Taşıt trafiğine kapalı. Taşıtların girmesini yasak olduğunu. Yani burada yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu. Bu yolun sadece yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerektiğini. Evet. Yayalar için ayrılmış bir alan olduğunu bize bildiriyor. Motosiklet giremez. Evet, motosikletin bu alana giremeyeceği yasak. Trafik tanzim işaretleri yuvarlak kırmızılar ne demiştik? O bölgenin yasaklanmış olduğunu bize bildiriyor. Motosiklet dışında motorlu taşıt trafiğine kapalı bir alan olduğunu bize işaret bildiriyor.
Sınav sorusu aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Bakın motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol, azami hız 70, taşıt giremez ve motosiklet hariç bakın motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol olduğunu bize Ceyhan seçeneği bildirir. Kamyonun ve otobüsün girmesinin yasak olduğunu. Bakın kamyon giremez, otobüs giremez. Bu bölgenin yasak olduğunu bize bildiriyor. Sınav sorusu şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Treylerlerin, bakın treylerlerin giremeyeceğini, kamyonun giremeyeceğini, kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Bakın kamyon resmini görüyorsunuz, okla gösterilmiş. Bize diyor ki kamyon bu alana ne yapamaz? Giremez. Trafik tanzim işaretlerinde yuvarlaklar girişlerin yasak olduğunu bize bildiriyor. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Otobüs yolunu, otobüslerin park yerini, otobüsün giremeyeceğini, otobüslere hız sınırlamasının olduğunu, tabii ki otobüsün girmesinin yasak olduğunu bize işaret bildiriyor. Otobüsün giremeyeceğini, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Bisiklet giremez, moped giremez, trailer giremez, yaya giremez. Bakın yaya geçidi değil. Kırmızı yuvarlak yaya figürü olan işaretimiz genelde bakın arkadaşlar tarafından yanlış yapılan sorulardan birisi yaya yoludur. Hocam yaya girebilir. Hayır arkadaşlar bakın yaya giremez. Dikkat edelim. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Yaya yolunu, B. Yaya geçidini, C. Yayanın giremeyeceğini, D. O yayanın yola yayanın çıkabileceğini. Tabii ki bakın kırmızı yuvarlak yayanın giremeyeceğini bize bildirir. Evet, Ceyhan seçeneği doğru seçenek. At arabası giremez, el arabası giremez, yasak. Tarım traktörü giremez. Belirli miktarlardan fazla parlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar giremez. Belirli miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. Yuvarlak kırmızı yasak demektir. Arkadaşlar trafik tanzim işaretleri. Motorlu taşıt giremez. Bakın burada yine motosikletlerde dahil olmak üzere motorlu taşıtların bu yola giremeyeceklerini yasaklanmış olduğunu bize bildiriyor. Taşıt giremez işaretinin olduğu yere bisiklet, motorlu bisiklet ve el arabaları dışında araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu. Bakın işte at arabası dahil, at arabası da bir motorsuz araçtır. At arabası da giremez. Bu alana işaret diyor. Evet. Gabari nedir? Gabari ölçüleri genişlik, yükseklik, uzunluk ölçülerini bize verir. Genişlik 2.30'dan fazla olan taşıtların buraya girmesinin yasak olduğunu, yükseklik 3.50'den fazla olan araçların köprüden geçemeyeceğini, uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıtların girmesinin yani bu alandan geçmesinin yasak olduğunu bize ölçüleri bildiriyor. Aşağıdakilerden hangisi gabari ile ilgili değildir diye de sorabilir ya da şöyle de sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi yükseklik gabarisidir? 3.50 genişlik gabarisidir, uzunluk gabarisidir şeklinde de soru gelebilir. Bakın hemen sınav sorusu gelmiş. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Bakın gabari ile ilgilidir. 2.30, 3.50, 6 ton dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtlar. Bakın bunlar bu gabari ile ilgili değildir. Demek ki 3'ün olduğu seçeneklerin tamamı yanlıştır arkadaşlar. Hangisidir gabari ile ilgili? Adana seçeneğidir 1 ile 2. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Gabari B. Taşıma sınırı C. Dingil ağırlığı. D. Hız sınırlayıcı. Değil mi? Hız sınırlayıcı. Evet. Bize verilen gabari. Evet.
araçların yüklü yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerin temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirtir gabari. Gabari araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik, yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasını gösterir? Genişlik anlamında. Bakın 7 ton dingil başı değil mi? Yüklü ağırlığı 7 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesi yasaktır. Genişliği 2.30, yükseklik 3.50, uzunluk 10 metre. Bize sorulan genişlik. Genişlik nedir? Bakın B seçeneğidir. Evet. Diğer sorumuz, şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Bakın okla'da gösterilmiş 3.50'yi soruyor bize. Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık. Tabii ki kamyona yükseklik 3.50'den fazla olan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize nedir bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevap. Öndeki taşıt 70 metreden daha yakın takip edilemez. Bakın burada takip mesafesini U dönüşü yapılmaz. U dönüşünün yapılması yasaktır. Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır. Bakın burada okla'da gösterilmiş U dönüşünü bize gösteriyor. Sola dönmeyi, sağa dönmeyi, U dönüşü yapması, aynı yönde ilerlemesi tabii ki U dönüşü yapmayı yasaklıyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını, B. Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini, C. 70 metreden sonra yolun daralacağını, D. 70 metreden sonra park alanı olduğunu. Tabii ki burada bakın takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını bize bildiriyor. Adana seçeneği doğru cevap. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıtların girmesinin bu alana yasak olduğunu, yüklü ağırlığın da 7 tondan fazla yük düşen taşıtların girmesinin yine yasaklanmış olduğunu bize işaret bildiriyor. Sınav sorusu, bakın şekildeki okla gösterilen, bakın trafik işaretinin anlamı nedir? Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Burada da dikkat ederseniz dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıtların girmesinin bu alana yasak olduğunu bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Sağa dönüşün yasak olduğunu, sola dönüşün yine yasaklanmış olduğunu işaretler bize bildiriyor. Sınav sorusu, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A. Park etmeyi, B. Sola dönmeyi, C. Sağa dönmeyi, D. U dönüşü yapmayı. Bakın sağa dönmeyi bize ne yapıyor? Yasaklıyor değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Yine öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Bakın burada bir nolu araç sürücüsüne diyor ki yanındaki iki nolu aracı geçmen yasaktır. Burada da aynı şekilde bakın 1 ve 2. Kamyona diyor ki iki nolu aracı sollaman yasaktır diyor. Evet. Bu da yasakları bize bildiriyor. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Bakın. Evet, U dönüşü yapmak değil mi? Adana seçeneği. Bursa seçeneğinde 1 numara ve 2 numara dersek 1 nolu araca diyor ki yanındaki aracı sollaman nedir? Yasaktır. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde 1 nolu kamyon, 2 nolu otomobil. 1 nolu kamyona diyor ki otomobili dikkatli bir şekilde sollama yapabilirsin. Sollamanın yasak kaldırıldığını bize bildiriyor değil mi? Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı bir alan olduğunu, buraya otomobillerin girmesinin yasak olduğunu da bildiriyor.
Çekirdeki trafik işareti neyi ifade eder? Bakın işaret 1 ve 2 dersek kamyonlar için nedir? Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini, kamyonlar için geçme yasağının sonunu, yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu. Evet. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Diğer bir soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Bakın motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı. Taşıt giremez. Taşıt trafiğine kapalı yol ve azami hız sınırlaması 70 olduğunu bize bildiriyor. Tabii ki cevabımız Denizli seçeneğidir. 90. Evet arkadaşlar diğer bir soru. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Bakın neyi bildirir? A. Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini. B. 70 metreden sonra yolun daralacağını. C. 70 metreden sonra park alanı olduğunu. D. Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını. Tabii ki burada takip mesafesi 1 ve 2 nolu araçlara diyor ki aranızdaki mesafe 70 metre olmalıdır. Evet, yani cevap Denizli seçeneğidir. Evet, azami hız sınırlamasının 90 olduğunu, sesli ikaz cihazlarının kullanılmasının bu bölgede yasak olduğunu, bütün yasaklamaların, sınırlamaların, kısıtlamaların sona erdiğini, hız sınırlaması sona erdiğini bize bildiriyor. 50'nin üstüne hız limitinizi geçebilirsiniz. İşaret bize bildiriyor. Geçme yasağı sonu. Evet yine önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini, burada dikkatli bir şekilde araç sollanabileceğini, kamyonlar için de aynı şekilde araç sollayabileceğini işaret bize bildiriyor. Bakın sınav sorusu aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Bakın taşıt trafiğine kapalı yol. B seçeneğinde öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildiriyor. Bakın burada cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde yol ver işareti, deniz seçeneğinde azami hızın 50'nin üstüne çıkabileceğimizi bize bildirir. Diğer örnek sorumuz aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? Bakın kamyonlar için bakın kamyon ve diğer aracımız kamyona diyor ki öndeki aracı geçmek yasaktır. Evet geçme yasağını diyor. Geçme yasağı Adana seçeneğidir. Bursa seçeneğinde geçebileceğini kamyonun diyor. Bakın burada tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu, uzunluk 10 metreden fazla olan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Evet. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Bakın kamyonlar için geçme yasağını, karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini, kamyonlar için geçme yasağının başlangıcını, öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu. Evet burada da tabii dikkat ederseniz sona ermiş değil mi? Kamyonlar için geçme yasağı sona ermiş. Dikkatli bir şekilde aracın sollanabileceğini bize ne yapıyor? İşaret bildiriyor. Evet Adana seçeneği. Gümrük durmadan geçmek yasaktır. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar giremez işaretimiz. Evet. Sağ mecburi ve sola mecburi yön. Mecburi o yönde hareket ediniz edileceğini mecburen diyor bize. İleri mecburi yön. Yani kavşaklarda bu yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde mecburen ileri gidilmesini bildirir. İleri ve sağa mecburi yön hareketini bize bildiriyor. İleri sola mecburi yön, sağa ve sola mecburi yönde hareket edilmesini ne yapıyor bize bildirir. İleri sağa mecburi yön yolun ileride mecburi olarak sağa gideceğini bize bildiriyor ve ileri sola mecburi yön olduğunu bildirir. Resme göre doğru cevap nedir? Bakın okla gösterilmiş. Sağa mecburi yön, sola mecburi yön, ileri mecburi yön, ileri ve sağa mecburi yön olduğunu. Yani
cevabımızın Denizli seçeneği olduğunu bize bildiriyor. Evet, diğer bir önemli sorumuz, şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir. Sadece sağa dönüş için değildir. Tabii bakın dikkat edin. İleri ve sağa mecbur yön içindir. Değil mi? Evet. Doğru olanı sormuş. Doğru olan 1 ile 2 yani Bursa seçeneğidir. Diğer soru, taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Şeridin sağdan daralacağını, B. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, C. Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu, D. Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu. Evet, şeridin bakın ileri ve sağa dönüş olduğunu bize bildiren işaret. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Köprüye yaklaşıldığını, otoyol başlangıcını, bölünmüş yola yaklaşıldığını, çift yönlü yola başlangıcını. Evet. Okta da gösterildiği gibi işaretimizin anlamını sormuşlar. İşaretin anlamı nedir? Otoyol başlangıcını, yani otoyola girerken bu işareti görürsünüz arkadaşlar. Evet, otoyola girileceğini, otoyollara girerken hızlanma, çıkarken de yavaşlama şeridini kullanıyoruz. Durmak ve park etmek yasaktır. Park etmek yasaktır. Bisiklet yolu, bakın burada da görüyoruz bisiklet yolunu. Park yeri, park etme şeklimiz. Evet, park etme şeklimiz nasıl ise biz de o şekilde park edeceğiz. Dik ve yan. Hemen bir soru gelmiş. Bakın sınav sorusu. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Hangileri yanlış park etmiş? Bakın şu anda aracı park etme şeklini görüyoruz. Bir nolu aracı. Dikkat ederseniz 3 nolu aracımız düzgün park etmiş. 2 ve 1 nolu araçlar yanlış park etmiştir. 1 ile 2 yanlış park edeni soruyor bize burada. Evet, tabii ki Bursa seçeneğidir. Haftanın tek günlerinde park etmek yasaktır ve çift günlerinde park etmek yasaktır. Bilgi işaretlerimizde gördüğümüz gibi havaalanı, tek yön, Türkiye, Ankara nüfusunu ve tek yöne, otoyol başlangıcı ve bitimini bize bildiriyor. İşte coğrafi bilgi, Bolu Dağı, geride İstanbul, mesafe levhalarını bize bildiriyor. Giriş olmayan yol kavşağını bildiriyor. Evet. Giriş olmayan yol kavşağı. Yani ileriden yol kapalı. Otoyol şerit kapatma levhasını, yürüyüş başlangıcını, kamp yeri ve piknik yeri, jandarma, polis, yangın tehlikesi. Tabii ki yol kenarlarında bu levhaları görebilirsiniz arkadaşlar. Yaya geçidini, okul geçidini, hastane, çeşme, ana yol ve ana yol bitimini işaretler bize bildiriyor. Otoyol şerit kapatma levhası 3 şeritli bir yolda bakın 1. 2. şeridimiz şöyle 1, 2 dersek 3 nolu şerit kapatılmış değil mi? Otoyol şerit kapatma levhası. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan da haberdar olun. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınıza başarılar diliyorum. Bundan böyle artık ehliyette 90'ın altında not almak yok arkadaşlar. Videolarımızı dikkatli bir şekilde izlerseniz hem konuları hem soruları bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Bir sonraki sorularda ve konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.